Ben de sonra büyük sayı sayıyorum. Şimdi arkadaşlar data öyleydi herhalde. Data manipulating language veri üstünde değişiklikler yapmanı sağlayan dilden bahsediyoruz. Aslında bu gördüğünüz şey arkadaşlar çok da sıkıntılı bir durum değil. Ve select'i de kimileri buna dahil ediyor. Kimse dahil etmiyorlar arkadaşlar. Kimse diyor ki select desen farklı farklı sonuçlar çıkartabiliyorsun. Veri üstünde oynama yapabiliyorsun. Hani dün ne yaptık? Mesela toplam aldırdık değil mi? Adam diyor ki bak diyor manipülasyon yaptım veri üstünde. Bir kısımda diyor ki ya sen sadece görüntüde manipülasyon yaptın, veri gerçekte hiç değişmedi. Onlar da DML'e select'i dahil etmiyorlar arkadaşlar. Şimdi insert, update, delete denilen komutları göreceğiz. Bu komutlar bize çok lazım. Niye? İşte C# programı yaptığımız zaman buraya verileri o komutlar yardımıyla göndereceğiz ki zaten SQL Server'a verileri her zaman gönderen bir komuttur. Sen burada tıklayıp elle girsen bile bir komut ulaştırır bunları SQL Server'a. Şimdi evet insert, update, delete. Insert veri eklemek için kullanılan SQL cümlesidir arkadaşlar. Hangi tabloya veri girecekseniz insert into deyip tablonun ismini verirsiniz. Tablonun adı da mesela diyelim ki işte kategoriler. Buradan da master seçili ya. Bakalım ilk DB var bizim. Database ilk DB tablolarımıza bakalım. Kişiler kolonlara baktım. Mesela ID, ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, tarihçi, TC ne olur? Insert into kişiler. Kişilerin içerisine gir, değil mi? Kişiler dedi. Hangi kolonlara veri gireceksek parantez açıp söylüyoruz. Ad. Zaten hemen çıkıyor bizim interesansımız. Soyad. Cinsiyet. Diyelim ki bakın TC no doğum tarihi. Fark ettiyseniz buradaki sıradan farklı girdim. Önemi yok. Çünkü values diyoruz. Bakın bu sırayla diyorum ki bu önce ad, sonra soyad, cinsiyet, TC no doğum tarihi ne? Şu değerleri gir. Values diyerek de girmek istediğim değerlere giriyorum. Burada string yoktu. O yüzden tek tırnak içerisinde kullanıyoruz. Char dizisi değil mi değerler? Şevket. Soyad neydi Şevket? Kısmetli. Doğum tarihi 21.11. 1987 dedim. Cinsiyet 0 ya da 1 vermem gerekiyor şu anda. İşte bir erkek demiştik biz, değil mi? TC no. Boş ver. Ben basarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. TC no ama char arkadaşlar. Buradan int veriyorum değil mi ben şu anda? Ne yapmak lazım? Oldu mu? Bastım F5'e. Ne oldu? Yanlış mı yazdım? Bakın ben buradaki tarihe şey, günaydın. Ben buradaki sıraya göre girdim. Values'ta ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, TC no diye girdim. Ama
Benim buna göre vermem lazımdı arkadaşlar. O yüzden hata aldım. Şevket kısmetli dedik. Cinsiyet TC no. O zaman şöyle olacak bu iş. Oldu mu şimdi? Cinsiyet TC no ve doğum tarihi. Bastım. Yine dönüştüremedi. Ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar dönüştürememesinin sebebi sizin kullandığınız tarih formatını tanımıyor olması. Normalde İngilizce kuruluyor arkadaşlar. Eğer bakalım böyle yaparsam doğru aldı değil mi? Ama ben diyorum ki Türkçe kullanacağım bu veri tabanımı. Tarih formatını değiştirmem gerekiyor. Set date format dedi. Tamam. Set de gün ay yıl mı kullanacağız? DMY diye yazıyorsunuz. İşte YMD dersen ne olur? Yıl, ay, gün. Mesela. Tamam. Gün, ay, yıl kullanmak istiyorsan böyle yapıyorsun. Çalıştırdım. Oldu dedi değil mi? Bakın şimdi aynı veriler. Mesela dedim ki Sevda Karakoç. Cinsiyet 0. Sevda'nınki böyle bir şey olsun. O zaman ben 23.03.1990 yazacaksam normal yazıyorum. Az öncekine göre 0323 yazmam lazımdı. Doğru mudur? Heh. Bir deneyelim bir saniye. 0323. Ne oldu? Yine kalmış. Conversation failed diyor değil mi? Yine efendim? Ayıp. O zaman hadi bakalım. Hangisi ay, hangisi gün? İkisini birden kullanıyorsan. Var mı bilme imkanı? Yok değil mi? O yüzden olmaz. ...23.03 dedim. Bastım. Ekledi değil mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar... ...tarih formatını da değiştirdikten sonra artık bizim kurallarımıza uygun çalışabiliyor. Select Yıldız From kişiler dedim. Sevda'yı biz bir daha eklemişiz. Zaten varmış. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra mesela insert into kişiler. Bakın alanların adını koymayacağım. Sebebine gelince diyorum ki burada var olan alanların tümünü kullanacağım. ID hariç tüm alanları kullanırsak şu anda arkadaşlar bize sorunsuzca eklemeye izin verecek. Ama bir tane bile eksik bırakırsak arkadaşlar hata alırız. Tamam. Yani hiç kişilerden sonra
alan adlarını girmezseniz parantez içerisinde sizden tümünü normaldeki sırasıyla girmenizi bekler. Tamam? Bu yapılabilir, uygulanabilir fakat bazı tablolara sonradan kolon eklersiniz araya. Bunu yaptığınız anda patlamaya başlar. Kolon adı vermediğiniz için. Niye? Zaten bir tane eksik kaldı. Değil mi? Ve sırası yanlış durumda. O yüzden sıkıntılı olabilir. Mesela dedim ki Asu Çelebi doğum tarihi 01.04.1994 pardon sen büyüktün değil mi? 0 TC'nin o 5.04.1994 oldu mu? Şimdi arkadaşlar bakalım deneyelim. Sıkıntı çıkarmadan ekledi değil mi? Eğer bir kolon dahi eksik bırakırsanız column name or number of supplied values does not match table definition. Tablonun tanımlamasıyla diyor ki senin gönderdiğin sayı ya da kolon isimleri uyuşmuyor. Doğru değil mi? Bir eksik verdim. Ama arkadaşlar deseydin ki ben ad soyad mesela iki tane değer gönderdim. Şu anda bunları da silmem lazım. TCNO'ya null giremeyiz demişiz. İlla onu da istiyor. Öyle miydi? Öyle mi? 550. Bastım. Bakın bu sefer geride değil mi? Niye? Bak dedim bu kolonlara gönder. Nereye gideceği belli artık. Tamam. Belirsizliği ortadan kaldırdığımızda bir de null olamaz diye işaretlediysek bir alanı arkadaşlar onu da ortadan kaldırırsanız insert çalışıyor. Açın. Northing'de mesela kebap diye bir tane kategori ekledim. Kebaplar. Açıklamaya da acılı acısız diye istiyorum. Description var. Evet. Aziz'e ne bakıyor? Northwind'de arkadaşlar tablolardan kategoriyiz. Kategori name ve description'a değer göndereceksiniz. Otomatik artan sayı olan kolonlara mesela ID'leri otomatik artan sayı yapıyoruz ya. Onlara veri gönderilmez arkadaşlar. O zaten kendisi alıyor. Elle giremiyorduk değil mi? Bu da farksız. Onu da kendisi alıyor. Kebaplar diye. Direkt şöyle yapabilirsiniz. Bunu seçip Northwind'de çalış deyip insert into categories. Kolonlar zaten karşınızda. İngilizce bir cümle arkadaşlar normal. Update kişiler, kişileri güncelle. Set değer atamasıydı değil mi? Set mesela TCNO eşittir
Şimdi yaptım. Notebook'ta olduğu için görünüyor. Arkadaşlar, şu anda bunu çalıştırırsam bütün tablodaki tüm kayıtlar UTC'nin oraya döner. Neden? Bir koşul söyledim ben buna. Şuna göre yap, buna göre yap. Demedim değil mi? Ne dedim? Kişilerdeki TC'nin kolumuna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dedim. 8 satır etkilendi diyor. Görüyor musun? 8 satır etkilendi. Çalıştırdım. Herkes, arkadaşlar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1 diyor. Şimdi bunu kullanırken where koşulu ile beraber kullanıyoruz. Neydi where? Koşula göre değil mi? Çekmemiz sağ olun. Where mesela id eşittir 3. id eşittir 3 olanın böyle bir şey yap dedim. Bastım. Bir satır etkilendi değil mi? Bastım. Bakın benim kimlik numaramı değiştirdi. Birden fazla değiştirmek istiyorsunuz. Mesela 12 numara Asu Çelebi. 10'da eklemiş, bir de 12'de eklemiş Asu'yu. Ama cinsiyet 1 gözüküyor. TC'nin o da yanlış. 550, 69, 34, 0, neydi? 70. 05. Tüh. Boşu doğru ama değil mi? 12 dedim. ID'si 12 olanın TC numarasını böyle yap. Cinsiyet eşittir. 1 diye 0 yaptım. Bakın araya virgüller koyarak istediğiniz kadar kolonu düzenleyebiliyorsunuz. Tamam? Düzelmiş mi? Tamamdır değil mi? Update kişiler, kişileri güncelle TCNO'ya. Bunu ata cinsiyete, bunu ata. ID'si 12 olan kayıtta. Değil mi? Böyle demiş oldum. Var mı bununla alakalı bir sorunuz? Hadi bakalım. Az önce kategorilere eklediğiniz şeyi Notebook'ta update edin. Kebapların açıklaması acılı acısız olsun. Acılı acısız ızgara. Bakın description çok gözünüzü tırmalıyorsa öyle köşeli parantez alırsanız tablo adı olduğunu kesin olarak belirtmiş olursunuz. Tamam? Şimdi update edemeyi de öğrendikten sonra diyorum ki delete. O da ne? Sil. Değil mi? Delete from neydi tablomun adı? Kişiler. Delete from kişiler deyip çalıştırırsan tüm kayıtları silersin. Tüm kayıtları uçurursun. Bakın tabloyu silmiyorsunuz. İçerisindeki kayıtları siliyorsunuz şu anda. Anlaştık mı? Tabloyu silmez. Sadece içerisindeki kayıtları silersiniz. Delete from kişiler. O zaman where kullanırsam olur mu yine? Where mesela id eşit 10. Bakın 10'da Asu Çelebi var. Yanlış girilmiş bir değer var içerisinde. Bunu silelim. Bastım. Bir satır etkilendi dedi değil mi?
bir satırın etkilendiğini söyledi. Bakın bir daha basıyorum. Sıfır satır etkilendi. Neden? Artık ID numarası 10 olan bir kaydım var mı? Yok. Dolayısıyla işlem de yapmayacak. Satır etkilenmemesi gerekiyor burada. Artık gitti arkadaşlar. 10 numaralı kayıt. Sevda 2 tane varmış. 9 numarayı silelim. Ya da biri sildim. Hoppa. Sevda'nın 1 numaralı kaydını silemedim. Sebep? Okuyayım bakalım. Ne diyor? Efendim? Şimdi ne olmuş biliyor musunuz? Sevda'ya biz bir telefon kaydetmişiz Kişitel'de. Tamam. Gidiyorsun. Sevda'nın ID'si kaçtı? 1 miydi? 1 numaralı kişinin telefonu şudur diye bakalım. Bastım. Bakın kişi ID'si 1 olan bir telefon numarası var. Gördüğünüz gibi bu olduğu için silemiyorsunuz. Neden? Eğer sen bunu silersen ne yapacak? Buradaki 1 numaralı kişinin telefonu diyorsun. Kim o bir kişi 1 numaralı? Kimse. Değil mi? Bu veri anlamsız hale gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla o foreign key işte o ilişkilendirme yapıyorduk ya. Bir faydası da budur. Delete yaparken eğer bağlıysa veri silinmez. Mesela bir kategori yaptınız. Kategori içecekler. 10 tane ürün eklediniz buna. O ürünleri silmeden, kategori ID'si işte 1 olan ürünleri silmeden o kategoriyi silemezsin. Neden? Kategorisi ne dediğin zaman ne gelecek? Hiçbir şey gelmeyecek değil mi? Ürünün. O ürünler anlamsızlaşacak arkadaşlar. O yüzden foreign key kullanmak çok güzel bir şeydir. Peki o zaman ne yapmam lazım? Önce Kişitel'den silsem ver ID eşittir. Ne diyeceğim? 4. Ya da şöyle bir şey yapabilirim. ID değil de kişi ID eşittir 1 derim. Mesela Sevda'nın birden fazla telefonu olabilir. Değil mi? Kişi ID'si 1 olanları sil dersem Sevda'nın tüm telefonları sil demiş olur muyum? Değil mi? Ya da mesela bakın bu 4 numara benimmiş. Bilmiyorum, numaralar benim gözüküyor da. Neyse önemi yok. Bir satır etkilendi. Bak kişi ID'si 4 olanları sil dersem 2 satır etkilendi. Tamam 4 olan hepsini siliyor arkadaşlar. Mantığı bu. Artık Kişitel'de bir değerim yok benim için. Kişiden böyle silme yapabilir miyim? Kişi diye bir tablomuz ki kişiler değil mi adı? Tamam mıdır? Sil dedim. Bakın şu anda Sevda'nın numarasını silebiliyorum. Anlaşıldı mı?